Türkiye'de her şey ters yüz olduğu için maalesef olayları sık yaşanmakta. Devletler, iktidarlar kanun yapar ve halka bu kanunlara uymasını ister. Bizde bunun tersi olmaya başladı. Halk devlete, iktidara, yaptığın kanunlara uy, yaptığın kanunları uygula diyor. Yani halk iktidarı, devleti yaptığı kendi yasalarına uymasına çağrı yapıyor. Bunu bile engelliyorlar maalesef. Bu nedenle bu tecrit politikası 3 yıldan fazlaya yakın bir tecrit politikası, asla kabul edilir böyle bir şey değildir. Çünkü yasada böyle bir şey yok. Yani yasada tecrit politikası diye kanunlarda bir şey yok. Bu tamamen keyfi bir iktidarın keyfi bir uygulamasıdır. Bu kabul edilecek bir şey değildir. Kabul etmiyoruz. Bu nedenle bugün cezaevlerinde, bir sürü cezaevinde insanlar kendilerini bu tecride karşı aşı grevlerine yatırmış durumdalar. Yani kendilerini bir yerde ölüme yatırmış durumdalar. Bunlar hakikaten ülkemizdeki ne kadar bu anti faşist bir yönetimin, baskının olduğunun bir kez daha ispatıdır. Bu nedenle bu tecridin bir an önce son verilmesini, kaldırılmasını, yasalara uyulmasını istiyoruz. Eğer bir hukuk devleti olmaktan bahsediyorsak, gerçekten bütün bunların ortadan kaldırılması, yasaların uygulanmasını istiyoruz. Kime ve neye yönelik olursa olsun, sistemli olarak geliştirilen bir tecrit insanlık suçudur. İnsanın hak ve özgürlüklerine yönelik gerçekleştirilmiş bilinçli bir kısıtlamadır. Yaşam ve insanın sosyal yaşamına ilişkin kısıtlamalar hem uluslararası normlarda hem de anayasal normlarda yasaklanmıştır. Herhangi bir insan üzerinde keyfiyeti de işte belli bir yasal düzenleme de olsa ya da hukuki düzenleme de olsa kısıtlayıcı, bu tarz uzun süreye yayılmış kısıtlayıcı uygulamalar insanlık suçları kapsamındaki uygulamalar olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda Kürt Halk Önderliği'ne yönelik geliştirilen ve 25 yıldır bir biçimiyle sürdürülen tecrit ve son 3 yılda giderek bu tecridin farklı bir boyuta ulaştırılması, yani tamamen izolasyona ulaştırılması uluslararası normlarda ve anayasal normlarda insanlık suçu olarak değerlendirilen, yasaklanan uygulamalardır. Mevcut yönetim, Türkiye'deki mevcut AK Parti, MHP kliği yönetimi maalesef bu konuda daha önce denendiği ve sonuçsuz kalan uygulamalarını yeniden halkın önüne getirmekte, yeniden İmralı özünde ve bütün cezaevlerine yönelik bu tecridi hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bunun önderliği üzerinden geliştirilen tecrid giderek bütün bir halkın tecridine, inkarına ve Türkiye'deki demokrasinin kendi cılız da olsa, zayıf da olsa hukuku içinde uyguladığı demokrasinin ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün sadece Kürtler ve Kürt halk önderi değil, bütün Türkiye halkına yönelik bir tecrid söz konusudur. Bu tecridin kaynağı da İmralı'da uygulanan mevcut izolasyon ve tecrid düşüncesi ve onu uygulamasıdır. Şimdi yeniden AK Parti, MHP kliği onu uygulamakta. Yeniden insanlar bedenlerini aşçı grevlerine yatırarak buna karşı bir direniş sergilemeye ve bu süreci durdurmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu insanlar herhangi şahsi, maddi bir menfaat veya bir durum elde etmek için değil. İnsanların, Türkiye'de yaşayan Kürdüyle, Türküyle, Ermenilisiyle, tüm insanların, fakiri zenginiyle tüm insanların daha çok özgürlüğe ulaşabilmeleri, daha çok insani hak ve örgütleme haklarını elde etmeleri için bunu yapıyorlar. Yoksa kendi şahısları için şu menfaati elde edelim veya şu kazancı sağlayalım amacıyla değildir. Uygulayıcıların er veya geç halkın nezdinde zaten mahkum olmuşlardır. Kendi hukukları nezdinde de yargılanacakları ve yaptıkları uygulamaların hesaplarını vereceklerini yakın bir zamanda gerçekleşeceğine de inanıyoruz. Bu temelde AK Parti yönetimini ve duyarlı tüm kamuoyunu bu sürecin durdurulması için daha aktif olmalarını, bütün yönleriyle hak ve özgürlüklerini korumalarını talep ediyoruz. Ve halkı da bu konuda çağrı yapıyoruz. Duyarlılığımızı daha da yükseltelim ve şuna da inanalım. Bu mevcut olan klik artık işin sonuna gelmiştir.
sonunda daha büyük bir zarar vermemesi için insanlarımızın bedenlerini aşağı atan insanlarımızın bu taleplerine daha duyarlı hale gelip destekleyelim ve bir an önce bu süreci sonlandıralım. Yani çözüm süreci bittikten sonra Kürt halkı önderi üzerinde bir tecrit politikası başlattı devlet. Hatta öncesinde başlayan bir politikaydı bu. O günden bugüne toplumsal anlamda bir ses çıkartmayışımız bugün toplumun topyekun tecrit altına alınmasına neden oldu. Aradan geçen onca süreye rağmen yıllardır süren bir tecrit politikası var. Ve bu tecrit politikası sadece Abdullah Öcalan'ın yaşamını sınırlamak üzerine değil, onun üzerinden şekillenebilecek ya da Kürt halkının üzerinden şekillenebilecek tüm demokratik eylemleri tecrit etmek üzerine kurulu. Yani topyekun bir halkı imha etmek üzerine kurulu. Yani sade bir kişinin tecrit edilmesi meselesi değil bu. Bir halkın, topyekun onu destekleyen veya o minvalde hareket eden, dayanışmada bulunanların da tecrit ettiği gerçekliğiyle karşılaşıyoruz. Yani böyle bir gerçeklik varken yapılması gereken de çok net. Bu tecrite dair, tecrite karşı toplumun ses çıkartması gerekiyor ve burada da rol o toplumda onu sahiplenen herkesin birlikte hareket etme durumundan ortaya çıkar. Yani bugün Öcalan üzerinde yaratılan ya da hapishaneler üzerinde yaratılan birey veya çoğunluk üzerinden yaratılan o tecriti kırmadığımız süre boyunca toplum üzerinde yaratılan tecriti de kıramayız. Bunlar aslında birbirini dengeleyen şeyler. Devlet var olduğu günden beri hapishaneler üzerinden tecritlerle kendini var etmiştir. Bu tecritler direnişlerle kırılmıştır. Bunun tarihsel örnekleri de çok fazladır. İşte Diyarbakır zindanı bunun tarihsel olarak çok net örneğidir. Hem Kürt hareketi üzerinden hem Türkiye Sol Hareketi üzerinden çok net donelerini görürüz yani. Yani yüzyıllardır o tecrite karşı bir direniş ama dışarıdan da halkın onu desteklemesiyle bir zafere ulaşma, bir kendi var etme tartışması vardır. Bugün hapishanelerde başlatılan açlık grevinin dışarıda da ses bulması, yankı bulması gerekiyor. Yani orada bulunan hiçbir arkadaşımızı, yoldaşımızı, dostumuzu yalnız bırakmamak lazım. Bu minvalde bunu sokağa taşımak, dışarıya taşımak elzem oluyor. Dışarıya taşımadığımız zaman sadece işte bir haber olma değeri taşıyan durumlar haline geliyor. İşte bilmem hangi hapishanede birileri açlık grevine girdi. Ya bu birileri kim? Bu birileri birkaç yıl önce benle beraber sokakta demokratik haklar için mücadele eden insanlardı. Bunu görüp bu minval üzerinden hareket etmek lazım. Yıllardır süren o tecriti kırabilmenin yolu da, artan faşizmi kırabilmenin yolu da hareket etmekte ve ona dair ses çıkartmaktan geçiyor. Söz söylemeyelim, bize dokunulmasın, aman dur bundan uzak duralım diyen ve mücadele yürüten, sözde mücadele yürütenler yanılıyorlar. Çünkü Kürt ulusal mücadelesi, Kürt mücadelesi, Kürt halk mücadelesi Türkiye'nin temel çelişkilerinden biridir. Önderlik üzerinde yürütülen, önderliği üzerinde yürütülen baskı da temel çelişkilerden biridir. O kendisi Kürt halkı özgürleşmeden Türkiye'nin topyekun özgürleşmesinden bahsedemeyiz.